Hepinize selam sevgili arkadaşlarım. Bugün keten tohumu ve çiğ tohumundan faydalanarak yüzümüzde bulunan kırışıklıkları dolduracak, göz altındaki çukurları dolduracak, yüzümüze dolgu yapacak bir serum yapacağız arkadaşlar. Yanak sarkmalarını toparlayacak cildimizde lekeler varsa özellikle güneş lekelerine oldukça etki sağlayacak muhteşem bir serum yapacağız arkadaşlar ve keten tohumu çiğ tohumu ve yeşil çaydan faydalanacağız ve cildimize kolajen desteği verecek bir iki tane de yağ ekleyeceğiz arkadaşlar sonrasında içine keten tohumu çiğ tohumu ve derin bir kavanoza ihtiyacımız var. Bir yemek kaşığı keten tohumunu kavanozun içine bırakıyorum. Bir yemek kaşığı da çiğ tohumunu üzerine bırakıyorum. Kaynamış su kullanacağız. Bir bardakta bir su bardağı kaynar su e, keten tohumu ve çiğ tohumunun üzerine ilave edeceğiz. ve ondan sonra karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağız ve en az 6 saat veya bir gece kapağı kapalı bir şekilde bekleteceğiz. Bu tarifte keten tohumu ve çiğ tohumunu kaynatmadan kullanıyoruz arkadaşlar. Fakat bir gecenin sonunda öyle güzel bir jel çıkıyor ki gördüğünüz gibi işte bu jel bizim kırışıklıklarımızı dolduracak. Göz altlarını besleyecek ve aydınlatacak. Yeşil çaydan faydalanacağımızı söylemiştim. Bir paket yeşil çay kullanacağız. Küçük bir çay bardağının içinde bir paket yeşil çayı demliyoruz ve soğuyana kadar bekletiyoruz soğuduktan sonra kullanacağız demlendikten ve soğuduktan sonra yeşil çayı karışımımızın çiğ tohumunun ve keten tohumla elde ettiğimiz jelin üstüne ilave edeceğiz ve tekrar karıştıracağız karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağız bir saatte bu şekilde bekleteceğiz bir saatin sonunda da bir tülbent yardımıyla Süzüceğiz bunu arkadaşlar. Cildimize dolgu yapacak jeli çıkartacağız. Keten tohumu ve çiğ tohumu cildimiz için çok faydalı. En iyi kolajen bakım çiğ tohumu ve keten tohumu ile oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda yeşil çayda kullanıyoruz. Yeşil çayda antioksidan hem yaşlanma karşıtı hem de kırışıklıklara, lekelere çok iyi geliyor. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde de süzülüyor. süzme işlemi bittikten sonra cildimize kolajen desteği sağlayacak iki ayrı yağ ilave edeceğim arkadaşlar burada hiç yağ ilave etmeden de kullanabilirsiniz fakat elinizde bu yağlar mevcutsa bu yağları ekleyip cildinize daha iyi bir bakım yapmış olursunuz jojoba yağı kullanacağım bir tatlı kaşığı da jojoba yağı ilave ediyorum Jojoba yağı cildimize kolajen desteği sağlıyor ve cildimize çok faydalı bir yağ. En faydalı yağlardan biri jojoba yağı. İkinci yağ olarak pirinç kepeği yağı kullanacağım. Pirinç kepeği yağı da cildimize kolajen desteği sağlıyor. Lekelerin gitmesine fayda ediyor. Cildi gençleştiriyor. Fakat pirinç kepeği yağı yerine nar çekirdeği yağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yüzümüzdeki kırışıklıkları dolduracak. Cildi gerecek, cildi gençleştirecek, lekeleri giderecek, cildimize kolajen desteği verecek serum şu anda hazır arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde bir kavanozun içine makyaj temizleme pamukları koyarak cildinize uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Göz üstlerine bırakıyorum bu makyaj pamukları ile hazırladıklarımı. Böyle de küçük bir şişeye boşaltıyorum. Her kullanım öncesinde çalkalıyorum. Bu şişenin içindeki ile de yüzüme masaj yapıyorum. Aşağıdan yukarı olacak şekilde Karışımı akşamları uyguluyoruz Temiz cildimize uyguluyoruz ve uyguladıktan sonra Mutlaka masaj yapıyoruz En az 5 dakika kadar bu karışımla cildimize Masaj yapıyoruz Bu pamukları da göz üstüne kapatıyoruz arkadaşlar Veya kırışıklıkların üzerine kapatıyoruz Daha etkili oluyor üzerine kapattığımız zaman Gece boyu cildimizde kalabiliyor Üzerine nemlendirici kullanarak Yatabiliyoruz ve Geceden sabaha kırışıklıkları doldurmak, göz altındaki çukurları doldurmak, cilde kolajen desteği sağlayarak cildi gençleştirmek için çalışan bir uygulama bu arkadaşlar. Her akşam yatmadan önce temiz cildimize uygulayabiliyoruz. 15 gün kadar buzdolabında bozulmuyor. Soğuk soğuk uygulamak cilde çok daha etkilidir. Evet arkadaşlar, tarifle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Sizleri orada görmek beni çok mutlu edecektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.